Herkese merhaba arkadaşlar. Komünist Çin'le 4. bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümlerden hatırladığınız gibi ordularımızı toparlayıp Quanzhou Gleyju'ya dalacaktık. Ama ya ben burada şimdi şey düşündüm. Yani biz buraya gireceğiz de ya şurası çok dar. Buraya asker götüremiyorum. Yani ben bu herifi böyle araya alamayacağım. Yani ben diyorum ki şuraya bir Vargo olalım. Dali'ye bir Vargo alalım Yunan üzerinden. Şurayı alıp şurayı açarsak ekstradan hani buradan ablukayı alabiliriz gibi düşünüyorum. Hani evet şu an bu cepheyi boşuna açmış olduk. Ya çünkü burayı geçmekte gerçekten çok zorlanacağım. Yani güçlü bir ordum olsa evet yapılabilir. Ama yani şu anki mevcut orduyla bunu yapmak biraz imkansız gibi geldi bana. O yüzden dedim ki biz en iyisi hemen aşağı taraftan burayı bir alalım. Burayı aldıktan sonra buraya girelim. Keşke önceki videomuzda buraya goal alacağımıza buraya alsaydık. Çünkü şey... bir dakika. Şimdi bir saniye. Şimdi durun. Bir dakika, şimdi her şeyin rengi farklılaştı. Bir saniye. Şimdi her şeyin rengi değişti. Evet, şimdi. Beyler, şimdi her şeyin rengi çok değişti. Şu an olmadı. Evet, şimdi Japonya bize geliyor. Bu arada bunu direkt bypass yapabiliyoruz. Şunu bypasslayalım bence. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu hiç hoş olmadı ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten hoş olmadı bu arada. O zaman şuradan bir Maximum Command Tower alalım. Çünkü bunları şimdi... Ya şu an böyle bir şey oldum ya. Garip oldum ya. Raken. Bunu alalım. Okey. Evet. Şimdi bu hiç hesapta yoktu arkadaşlar. Bu arada... Ya ben ordunun %10'unu kullanıyormuşum. Bunu fark ettim. Zaten 12 milyon bir ordum var. Ben bunu açıkçası 300 puan verip düşürmek istiyorum. Sanki biraz daha rahatlayabiliriz. Şimdi Japonya. Evet, Vargo aldı. Şimdi düşünüyorum, taşınıyorum. Japonya'ya ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Sovyetler savaşa gelirse bir şeyler yapabilir miyiz acaba ya? Şimdi Sovyetlere de güvenmek istiyorum ama bir yandan da güvenemiyorum. Ama ortalıkta karışıyor. Biz bir savaş propagandası yapalım bu arada. Evet. Evet, iyi hatırlattın onu bana. Biz savaş propagandası bence biz de yapalım. En azından şuradan war point'imiz genişler. Yapacak bir şey yok. Zaten bu savaş olacak. Artık bu savaştan bir kaçışımız yok. Bu hiç hoş olmadı ama ya. Hiç böyle hazır değildim. Yani savaşa hazır değildim. Savaşın çıkmasından yana sıkıntım yok. Sadece savaşa hazır değildim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir sanayi yapalım. Bir posta sadece. Burayı hemen yok edecekler ama. Artık olduğu kadar. Bakalım. Yani eğer Sovyetler bize yardıma gelirse bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor Japonlara karşı. Ama muhtemelen bu Japonlara Naziler de yardım edecek. Herkes yardım edecek değil mi? Çünkü bunun bir kere içinde bir faşizm var. Aa bir şey söyleyeceğim. Bu %41'i kullanabiliriz abi. Bir şey söyleyeceğim. Bu %41'i kullanabiliriz. Yani tamam şu an açamıyorum belki %96'da olduğu için ama bu da savaşa girdiği zaman düşecek bu. Evet, bakın bunu yapabiliriz. Ya bunun ekmeğini yiyebiliriz. Hani o askerlere vereceğim silah mühimmatını nasıl vereceğim onu da bilmiyorum aslında ama. Bu arada şu askerleri çıkartalım. Evet harikasın. Şimdi bu askerleri şöyle bir birleştirelim. Ve şimdi yani dediğim gibi çok ne yapacağımı bilmiyorum. Açıkçası elim kolum bağlı. Belki şuradan bir şeyler yapmayı yani bilmiyorum ya. Ya bu Japonya'nın var bu. Yani Japonya'nın zaten savaşını bekliyordum da şu an beklemiyordum. Ne yapacağız göreceğiz. Ya belki şu
Çin'i ortadan hızlıca kaldırabilirsek Japonlara bir şeyler yapabiliriz yani. Tabii Sovyetler eğer gelmezse var ya hiçbir şey yapamayız. 136 diyor ya. Ya arkadaş 136 diyor ya. Red Army. Şimdi bunu siliyor üzerimizden. Şunu siliyor üzerimizden. Yani aslında bu tercih edilebilir. Factory Output. Yani buradan buna gidebiliriz. Stability de güzel. Bir şey söyleyeceğim. Zaten şeye ihtiyacımız yok. Ben buradan şu şekilde bir gideyim. Kendimizi sağlam alalım bakalım. Evet. Yani. Dediğim gibi yani bir ihtimal belki bir şeyler yapabiliriz. Çok zor. Yani dediğim gibi çok imkan vermiyorum yapabileceğimize dair ama sonuçta deneyeceğiz. Kaçamayız. Yani en azından şu Çin'i işte kaldırabilirsek şöyle bir şey yapabiliriz strateji olarak. Şimdi buraya askerler yetişecek. Şuradaki askerler yetişecek. Bu askerleri şu yukarıya koyarız. Eğer Sovyetler yardıma gelirse aslında o zaman işin rengini değiştirebiliriz biliyor musunuz? Buraya bir asker daha bak. Şöyle yaparız. Diyelim ki Sovyetler geldi savaşa ki gelir ya eşek değil yani sonuçta bu kodun Sovyetleri. Eşek değilse gelecek yardıma. O gelirse bir hatta şuradan çekeriz. Şu şekilde. Hani buradan hem buradan aynı anda vurmaya başlarız. Ya yani o zaman belki işe yarar. Nasıl fanteziler yapıyorum ya? İnanılmazım şu an. Bu arada neden ilk önce güneyden başlıyorum? Çünkü bu ibnelerin ne yapacağını bilmiyorum. Yani heriflere Fargo ulaştık. Yani o ibneler bana arkadan vurma ihtimali çok yüksek. Korkuyorum. O yüzden dedim ki en azından arka tarafı... Bu arada 596 tane topumuz var. Bir şey söyleyeceğim. Orduya top eklesek. Bir şey söyleyeceğim. Orduya top eklesek kaldırabilir miyiz bunu? Şimdi 36 tane ekliyor. Yani 36 tane top ekliyor tek seferde. Bizde 24 artı 16 var. Çarpı 36 dersek 1100 oho 1400 tane top istiyor bizde kaç 500 tane var da yarısını bile karşılayamıyoruz. O zaman şöyle yapalım madem yarısını bile karşılayamıyoruz mühimmat beyler yani hızlı ve seri bir şekilde mühimmata ağırlık verelim çünkü zaten karşılayamıyoruz topu karşılayamadığımız yerde de inat etmenin bir manası yok takdir edersiniz ki. Yani şu birlikler belki yetişirse dediğim gibi ekstradan şuradaki cepheyi kapatırız. Evet, ne zaman geliyor senin Vargoğlun? 30 gün. 15 gün sonra. Evet beyler. Gazamız dediğim gibi mübarek olsun. Buradan alabileceğimiz ekstra bir şeyler var mı diye bakıyorum. Aslında defans olacak asker moralleri. Şöyle bir şey yapalım. Askerin moralini arttırmak adına. Belki o birazcık bizi kurtarır. Hiç zannetmiyorum. Şu üzerimizden şu pisliği bir atalım. Evet. Başladı beyler. Evet. Abi Sovyetler geliyorsun değil mi? Ne? Ama... Bir şey söyleyeceğim ya. Sovyetler şimdi yaptığın iş mi ya? Ha? Ya Murat bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Şu an yaptığı iş değil bunun ya. Bak samimi söylüyorum yaptığı iş değil bunun ya. Dur bakayım ama. Şimdi gelir. Çünkü şeye bakmadık ya. Bak. Şeye bakmadık. O elaylarını çağırmadı ya. O yüzden böyle oldu. Şimdi oldu ama. Bir an var ya çok gerildim ya. Bir an gerçekten çok gerilmiştim ha. Bir an dedim ki aha dedim bittik ya. Ya bu bittiğimizin işareti dedim yani hani buraya kadarmış. Kaderimizin
cilvesi bu noktaya kadarmış dedim. Ama kurtardık neyse ki. Tamam, askerlerimiz istediğimiz gibi her köşeden, her köşe başından vuruyor. Yani biz burayı hızlı bir şekilde yaracağız. Sovyetler girdi değil mi bu arada? Bir daha bakayım. Güvenemiyorum Sovyetlere, bir daha bakayım da içim rahat etsin. Evet arkadaşlar, Sovyetler de artık savaşçı olduğuna göre. Şimdi hızlı bir şekilde başkentine ulaşabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani çok mümkün gelmiyor aslında ama eğer ki oranın başkentine ulaşabilirsek belki ekstradan bir şey yaparız. Buradaki ordu deneyimsiz. Deneyimsiz orduyu götürelim mi? Bence gerek yok abi. Biraz bekleriz. Zaten içimizi gezdirecek. Yani ben ne yaparsam yapayım o zaten beni paramparça etmeyecek. Edecek. Ne gerek var? Yani benim ne yaptığımın zaten pek bir önemi yok zaten. Ben ne yaparsam yapayım o benim içimde gezdirecek. Yunan a! A! Ulan Sovyetler Birliği sen var ya adamın dibisin lan. Abi gördünüz mü? Yunan'ı savaşa çağırdı. Ya sen var ya, bir şey söyleyeyim mi? Adamın ham maddesi çıktın ya. Muruk ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya. Ya bak, sana hiçbir şey demiyorum. İndirin şuradaki başkenti. İndirin. Şu ipneleri buraya vurun. Sen şöyle yürü. Muruk bu her zaman görebileceğiniz bir şey değil. Vargo oh, bir de yardım da veriyor. Oğlum adama bir de... Ya bu arada bir şey söyleyeceğim artık. Ben bu adama savaş açamayacağım değil mi? De şimdi başımızda öyle bir durum var. O zaman bir şey söyleyeyim. Şimdi sen güneye gel. Yani 4 tane birlik zaten. Sen kuzeye çıkana kadar hiçbir şey değişmeyecek. Hiç gerek yok o afraya tafraya. Bir şey söyleyeceğim. Sen yani bu kadar daldın eyvallah da. Yani benim anlamadığım bir nokta var. Yani arkadaş sen niye daldın ki Japonya? Ben o kısmı pek anlayamadım. Yani madem böyle salak saçma bir hareket yapacaktın neden? Ben şu an yani Japonya'nın neden böyle bir yani... Savaş açıp da neden birlik göndermediği kısmında biraz şeyim. Burada 4 tane birlik var. Burayı araya almışız. Güzel. Güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Abi o zaman şu an var ya her şey tam istediğim gibi gidiyor. Daha fazla çıkartma. Çünkü öyle bir gücüm yok. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Benim de her şey. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İlk önce şu birliği bir vurun abi şurada. Şurası bir temizlensin, ayıklansın, sonrasını halledeceğim. Hayda, ama bir şey söyleyeceğim. Sen benim her savaş açacağım adamı böyle savaşa çağırırsan, Muruk, ben nasıl kuracağım komünisti? Hayda. Arkadaş, tamam eyvallah yardıma çağırıyorsun, Allah razı olsun da. Sen benim böyle her savaşacağım adamı çağırırsan o iş olmaz. Başkan o iş öyle yürümez. Nerede bu 4 tane? Yürüyün bari şöyle yürüyün. Ne bileyim bir işe yarayın. Yardırabilir miyiz bunu Yuan'a? Eğer Yuan'a yardırabilirsek bu askerleri buradan belki şeyi aradan çıkartırız. Bu arkadaşı aradan çıkartabiliriz savaştan. Ya olmaz ama deneyelim bakalım. Bu arada bunu bilerek vurdurmuyorum çünkü nehrin diğer tarafından açıkçası zorlayacak. Oo, Japonya sana bir şey söyleyeyim mi? Geçmiş olsun Muruk. Yani sen çok yanlış yere bulaşmışsın ya. Sen Sovyetlere ne yaptı acaba bu? Sovyetler çok sinirlenmiş. Yani bütün dünyayı çağırıyor zaten savaşa. Yani şu an bütün dünya benim savaşımda benimle beraberler. Güzel.
Hep böyle şeyler istemişim. Aa, burayı unuttum. Ulan burayı unuttuk. Abi şurada bir tane askeri unuttuk. İnanılmaz ya. Çünkü şey de vermedik ya. Komut da vermedik ya. O yüzden ben burayı tamamıyla unuttum. Şurayı bir temizlesin. Hemen şuradan şöyle genel bir komut verip şurayı bitirmeyi deneyeceğim. Şurayı bir alsın. Tamam. Şimdi. Hocam sen şöyle o iç kesimi alır bizim çocuk. Ben inanıyorum alacağına. İlk önce en azından şu dayıyı savaştan çıkarttırabilirsek belki bir efektif bir şeyler yaparız. Şu iç kısmı bıraktım artık. Oraya çünkü hiçbir şeyim yok. Yani yok. Olsa dükkan sizin arkadaşlar ama ne yazık ki yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen buradan Yuan'a da girersen belki ben buradan bu savaşı bitirebilirim abi. Belki bir ihtimal bitirebilirim. Eğer ki bu buradan Yuan'a girerse ben de buradan komple savaşı bitiririm. İhtimaller dahilinde olmayacak bir şey değil. Ya daha doğrusu savaşı bitiremem yani yanlış anlaşılmasın. Bu da iyi bir aradan çıkartırım. Lan ne yapıyorsun? Buraya buraya. Bu dayının da aradan çıkması demek zaten savaşın artık benim istediğim şekilde yürümesi demek. İki division veriyorsun yardım olarak. Eğer yani kabul ederiz tabii ki. Neden kabul etmeyeyim? Nerede? Burada. Yapıştır bunu da buna. Yani oğlum vermemişsin. Ya ne kadar iblissin sen ya. Evet, top üretmeye başlayabiliriz. Güzel. Evet, bu arada gerçekten her şey istediğimiz gibi gidiyor arkadaşlar. Yani daha doğrusu benim beklemediğim ama benim işime yarayan bir şekilde ilerliyor ve ben bu konuda çok şu an memnunum. Yani biraz aşırı derecede memnunum. Yani Japonlar istemeden de olsa beni bir adım hızlandırdılar yani. Hani bu konuda şikayetçi miyim? Asla şikayet etmeyeceğim. Çünkü gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyorum Japon hükümetine. Japonlar zaten hep böyleydi ya. Pearl Harbor'a da öyle bodoslama daldılar. Yani kardeşim niye dalıyorsun ki? Ulan o kadar basit dalınır mı lan Pearl Harbor'a? La orası Pearl Harbor lan. Hadi ben geldim diye dalınır mı lan oraya? Sıkıntılı herif. Nerede görülmüş? Hadi ben geldim diye dalma. Ama daldılar işte. Daldılar da ne oldu? Kuzeye de bir yandan bakıyorum, güneye de bir yandan bakıyorum. Yani güney bu arada istemediğim bir şekilde yine ben bu arada güneyde hep böyle istemediğim bir şekilde bir yayılma oluyor. Yani çok tasrif ettiğim bir yayılma değil. Ben bu şekilde genişlemeyi hiç sevmiyorum. Ama olsun. Bu arada bir şey fark ettim. Az daha diyecektim ki, ay videoyu kayda almayı unuttum diyecektim. Güzel. Bu arada arkadaşlar yani yorumlara siz de hani ben dediğim gibi Komünist Çin'i gerçekten ilk kez oynuyorum. Hiç oynamadım. Hiç fırsatım da olmadı oynamak için. Yayınlarda da olsa. Ve açıkçası bu tarz bir yayın ya daha doğrusu bu tarz bir oynama benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü daha çok interaktif hissediyorum kendimi. Daha çok sizlerle beraber oynayabildiğimi hissediyorum. Önceden yayın yaptığım zaman bakıyordum. Hep bir kopukluk oluyordu. Çünkü çok uzuyor. Farkındayım yani. Hani yayın çok uzuyor. Uzamasından dolayı izleyen sıkılıyor falan. Video olayı bana daha bir hoş geldi. 4 Division daha ver. Ya ben bu şeyden gelen Division'lar böyle haydan geliyor ya. Haydan gel. Oo, bu Division'lar buradaymış ya. Oo. Ya ben bu Division'lar böyle haydan gelince şey hissediyorum kendimi biraz. Olmamış hissediyorum. Yani böyle buymuş gibi hissetmiyorum, anlatabildim mi? Okey. Bu arada buradaki amacımız işe yaramadı değil mi? Şurayı yaramadık. Neyse, olur öyle. Şimdi şuranın başkentini alırsak aslına bakarsanız
Belki bu dayıyı capitulate edersek oradan da birazcık gücünü azaltırız. Dediğim gibi iç kesimleri bıraktım ben. Benim o mid kısmını bıraktım. Çünkü oraya koyacak hiçbir askerim yok. Gücüm yok. O yüzden orayı birazcık boşlamak durumunda kaldım. Yani o inşallah benim başıma sonradan bela olmaz diye bir hayal ediyorum. Bir durun abi. Bu arada üzerimizden Red Army etkisini attık. Çok sevindim buna. Benim bu arada hızlı ve seri bir şekilde şu Yuan'a artık ulaşmam gerekiyor. Yani nasıl yaparım, ne yaparım bilmiyorum. Ya yeter daha bir uyarı verme artık. Heh. Şurada şu dayıyı bir durdurursak belki güzel olur. Ya bir şekilde o Yuan'a ulaşmam lazım. Çünkü Capitulate'in yolu oradan geçiyor şu an. Ve burayı Capitulate etmek beni çok rahatlatabilir. Şu an iki map var. Bir şurası, şurası. Şu... Ya o dayıyı yak... O dayıyı mı yakaladın? Tamam, bu dayı devam etsin o zaman Yuan'a. Ya o dayıyı yakaladıysan bu dayı devam eder. Ya biri artık o şehre girsin istiyorum ya. Biri artık o şehre girebilir mi? Rica ediyorum sizden. Bir kişi o şehre bir an önce girerse artık çok memnun bahtiyar olacağım. Hani kimin girdiğinin benim için... Derken İtalyanlara yakalandım. Yuan'a girmekte bayağı sıkıntı çekeceğiz belli oldu. Ya şu an gerçekten sadece Naziler tutuyor arkadaşlar ya. Başka hiç kimse değil ya. Şu an sadece Nazilerin desteğiyle ayakta kalabiliyorlar. Naziler olmasa şu an hiçbir şey yapamayacaklar. Yani Nazilere dua etsinler. Gerçekten Nazilere dua etsinler. Hadi. Güzel. Şuradan hemen arkasından bak. Şu an şöyle ve şuraya vurursan aslında, tamam mı? Ben de buraya buradan vururum. Okey. Aynı anda. Hem buradaki Nazi köpeklerini belki durdurabiliriz. Bu arada Yuan'a geldik. Yuan'a geldik arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yuan sınırına dayandık. Alın abi burayı. Burası bir aradan çıksın. Çünkü burayı artık Sovyetler yarmaya başladı bizim yerimize. Güzel bir şekilde. Ve benim istediğim gibi ideal bir. Teşekkür ederim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok teşekkür ederim ya. Yani o kadar güzel bir şey yaptı ki aslında. Ya bu Sovyetler, pardon, Japonya'nın bize saldırması aslında bizim için gerçekten büyük bir nimet oldu ya. Hani bir galibiyet getirebileceğimi düşünmüyordum. Ama açıkçası yani sonucun bu kadar iyi olacağını da bekliyordum. Bu arada buraya direkt over şey de olsa, counter yeseler de bir rush'tan. Bu arada bizim bu 4 tane nerede ya? Kardeş siz ne yapıyorsunuz? Siz emir komuta bekliyorsunuz. Yarın abi. Mide gönderecektim de vazgeçtim ya. Yani. Bu arada burayı aldığı zaman da herhalde burayı kapatıyorsun. He? Hop. Evet, burayı tam istediğim gibi oldu. Kapattılar. ZAX'de katledin. Katlet, katlet. Yok öyle bir dünya. Katledin. Katliam istiyoruz. O askerin gitmemesini sağla. Şu askerin oraya destek olmamasını sağla. Teşekkür ederim. Siz de hemen buraya. Bu arada yine elle yönetiyorum. Yani söylemiştim bazen hani elle yönetmek daha bir kolay geliyor. Hani kuzeye bir şey yapamıyorum çünkü kuzeyi takip edemiyorum ama güneyi şu an elle takip etmek benim birazcık daha işimi kolaylaştırıyor. Rahatlatıyor. Buraya vurursan aslında şu askerle bu askerin oraya destek olmasını engelleyebiliriz.
Evet. Ben Yuan'a bu kadar inat ediyorum da aslında Yuan'ı salsak var ya belki de daha çok iş yapacaktık ya. Mesela şuradan bir tane askeri alsam şöyle şu hayır bak buradan böyle yapsam ve Yuan'ı da geçtim. Şurayı bir kere kuşatsak belki daha çok efektif olabilir. Şu askerleri de bir sıkıştıralım şurada. Oo bir dakika bu. Yok 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 bu. Hayır, bunu kabul edemem. Bu olmaz, bu olmaz. Şu an iki birliği bedavaya vermem. Şu an orada iki birliği bedavaya vermek istemiyorum. Kesinlikle hayır. Kabul edemem bunu. Şurayı aç, çabuk aç. Şurayı hemen aç. Abi hayır. Hayır, gidiyor. Yapmayın bunu be. Öf. Bir yuan sevdasına gerçekten kaybettik. Neyse. Yani burada da biz onu 3 tane asker kaybettireceğiz ama olsun. Bu arada kuzey ne alemde? Kuzeyde şurayı almışız. Burada yapabileceğimiz ince şeyler varsa bir yapalım. Mesela şöyle. Güzel. Kuzeyi Sovyetlere bıraktım. Orta kısmı da Sovyetlere bıraktım. Yani şuraya aslında müdahale edebilirim ama şu an etmeyeceğim. Ya ben şu an tamamen güneyin kontrolünü almanın derdindeyim. Hani iyi ya da kötü deniyorum en azından. Olur ya da olmaz. Göreceğiz hep beraber. Bu arada Yuan galiba boşaldı beyler. Bana çok fazla askere mal oldu. Ama sanırsam Yuan boşaldı. Ve Yuan'ın düşmesiyle şu an kapitülate edebiliriz. Edemiyoruz. Hefei'ye attı. İnanılmazsın. Kardeşim, sen benimle maytap mı geçiyorsun? Yenilir misin artık rica etsem? Aa, arkadaş ne kapitülate olmaz bir memleketmişsin sen. Hayır küçücük bir Çin'sin alt tarafı. Küçücük Çin anladım peki. Bayağı küçük. Bu arada şu iç kısımlara müdahale edelim. Çünkü buralar biraz sıkıntı yaratacak. Hani buraları çok boşlamıyorum. Hatta bir şey söyleyeceğim. Şu 4 askerle kısımlara şöyle ince müdahalelerde bulunsak bence daha güzel olabilir. Şöyle ince ince güzel müdahalelerde bulunursak sanki daha bir efektif şey sağlayabiliriz. Evet. Şimdi buradaki birliği şuraya, buradaki birliği de şöyle vurdurursak en azından. Burada Sovyetlere biraz destek olmak istiyorum. Çünkü hani arkamızı sağlama alalım. Sonradan ağlamayalım. Çünkü buradan geliyorlar Japonlar. Evet. Kuzey neredeyse. Aslında var ya artık kuzeydeki askerlerimizi geri çekebiliriz arkadaşlar diye düşünmekteyim. Şimdi ben buranın başkentini alsam acaba capitulate etme şansım nedir? Ya bu başkenti aldığımızda ama oranın başka bir başkenti daha yok ki ama. Ya şu an oranın aslında capitulate olması gerekiyor. Bazen oyun benimle eğleniyor ya. Gerçekten bazen oyuna anlam veremiyorum ya. Bu arada bu ordunun sınırları çok absürtleşti. Acilen bu ordunun sınırlarını artık adam gibi tekrar dizmem gerekiyor. Yenilemem gerekiyor. Çünkü çok saçma sapan bir hal almaya başladı. Biraz defansif bekleyeceğim. Evet sonunda evet. Mengoku evet sonunda capitulate oldu. Teşekkür ediyorum. Yani bizi bu kadar beklettin kapitülate olmak için ama olsun. Yani en azından bir toprağa kapitülate etmek bile bize birazcık yardım sağlayabilir diye düşünmekteyim. Ya benim şu an tek sıkıntım ne biliyor musunuz? Ya şu ikisi gitti ya. Yani şu an gerçekten moralim ona bozuldu. Ben o ikisini alabilseydim belki çok güzel olabilirdi. Yani şu an moralim sadece onu bozuk. Başka hiçbir şey değil yani. Gerçekten.
Evet. Şu askerimi sadece şuraya almak istiyorum. Çünkü şuradan şöyle buraları bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sonra çok rahat bir şekilde kaldığımız yerden devam edebilir askerimiz. Şu iki bölgeyi bir halletsin. Bu bana iki division daha verdi. Teşekkür ediyorum. İki division için daha. O iki division şuraya yardıma giderse sevinirim. Hem daha yakın. Hem de oranın birazcık yardıma ihtiyacı var açıkçası. Burada Alman birlikleri bize problem yaratıyor. Ama olsun. Güzel, burayı da hallettik. Ya içimizdeki bu küçük birliği de yok ettik. Şu an açıkçası ben ülkemi kurtardım. Yani Japonların işgalinin altından gerçekten ülkemi kurtardım. Ruslar buradan hala bir ilerleme kaydedememişler. Tabii ki dar boğaz, onlar da haklı. Ama en azından şuradan ağır bir puşlama gerçekleştiriyorlar. Göreceğiz. Başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Ben buradan bir Hefei'ye aslında yürümek... Şu an inanılmaz mutluyum. Şu an gerçekten mutluyum arkadaşlar. Almak istediğimi şu an aldım. Şu an almak istediğimi aldım ve çok mutluyum. Geçmiş olsun. Şu an yabancı topraklardaki bir avuç İtalyan'dan başka hiç kimse kalmadı. Ve biz buradan çok ağır ve seri bir şekilde bu devleti, Çin'i, artık ne denir buna? Çin normal hükümeti mi? Halk hükümeti mi? Ne hükümeti bilmiyorum ama. Bu arkadaşları aradan çıkartmış olmanın vermiş olduğu o has, o keyif gerçekten paha biçilemez. Ya dediğim gibi bazı yerlerde elle yönetmemiz gerekiyor. Yani daha rahat oluyor elle yönetmek açıkçası. Yani ben açıkçası daha rahat yönetiyorum. Kimi ya bu şekilde yönetmez. Yuan. Yuan hala... Abi Yuan hala yaşıyor ya. İnanılmaz. Yuan tekrar burada. Kardeş Yuan artık bir defol gider misin ya? Kardeş beni bir sal. Evet. Aslında amacımıza ulaştık. Ve burada aslında durdurabiliriz arkadaşlar. Gayet güzel bir yerde durdurabiliriz. Buradan Japonlar çok fazla bir ilerleme kaydetmişler. Sovyetlere karşı. Ama savaşın seyri bizden yana ilerliyor hemen hemen. Yani aslında bizden yana değil ama toparlamaya çalışıyoruz. Şu an Japonların şuraya fokuslanması benim buradan Japonları silip atmama yarıyor. Ve ben buradan Japonları silip attıktan sonra zaten Japonları tamamen araya alıp yok edeceğiz. Evet. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalı beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıda açıklamalar kısmında FunnyMammoth kanalımız var. Oraya da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.